Showmax'ten Şehrin Nabzı'ndan hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Bu haftada dop dolu bir içerikle yine karşınızdayız. Birçok öğrenciyi KPSS, ALES, DGS ve YDS gibi zorlu sınavlara hazırlayan ve bu anlamda da birçok öğrenciyi başarıya ulaştırmayı amaçlayan bir eğitim kurumuna yer vereceğiz. Kurum aynı zamanda özellikle bilimsel alanda da 450'nin üzerinde akademik ve süreli yayınla Türkiye'nin ilk akla gelen eğitim kurumlarından biri olma özelliği taşıyor. İzliyoruz. Şehrin Nabzı ekibi olarak kendi alanında başarılı bir kurumun konuğu oluyoruz. Ve yanımızda Aynur Hanım var. Merhaba Aynur Hanım, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii. Aynur Özörmenoğlu adım. Kurumda hem kurs müdürlüğü yapıyorum hem de tarih öğretmenliği yapıyorum. İdari işler ve tarih derslerini beraber yürütüyorum. Aynur Hanım, sınavlardaki başarı oranınız nedir? Her geçen gün yükselen bir başarı grafiğimiz var bizim. Son sınavda Türkiye'de ilk 10'a biz Türkiye 7.si, 8.si ve 9.sunu sokarak ilk 10'a 3 kişi sokmayı başaran tek kurumuz. İleriye yönelik hedef ve projelerinizden bahseder misiniz? Biz bu sektörde önce olduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah bundan sonra çevre ilçelerde ya da Balıkesir merkezinde başka şubelerde açarak hizmet vermek istiyoruz. Öğrencilerinize ne gibi desteklerde bulunuyorsunuz? Öğrencilerimize derslerin dışında yayın desteği sağlıyoruz. Bu yayınlar Pelyam Akademi'nin kendi yayınları. Konu anlatımlı kitapları, soru bankaları, yaprak testleri, çek koparlar, deneme sınavları ve uzaktan eğitim desteği vererek biz öğrencilerimizi yayın anlamında da destekleyen bir dershanesi. Sizi diğer kurumlardan ayıran özellikleriniz nelerdir? İki kurucunun da eğitim sektörünün içinden geliyor oluşu. Eğitim sektörünün içinden geldiğiniz zaman sektördeki açıklıkları, eksiklikleri, olması gerekenleri bir eğitimci gözüyle görüyorsunuz. O zaman biraz daha başarılı olunabiliyor. Bir de bizim öğrencilerimizin, bizim tabii diğer kurslara bakarak onlara göre hareket etmediğimizi bilirler. Biz kurallarımızı kendimiz koyarız. Rakipler ne yapıyor, biz de onlara göre davranalım demiyoruz. Biz kendi kurallarımızı kendimiz koyuyoruz. Verdiğimiz sözleri tutuyoruz. Tutamayacağımız sözleri de vermiyoruz. Onun için diğer kurslardan ayrılan özelliğimiz bu diye düşünüyoruz. Hey yo, listen what I say, yo. Peki öğrencilerinizle olan ilişkileriniz nasıl? Öğrencilerim ben aynı zamanda derslerine girdiğim için öğrenci-öğretmen olarak da bir ilişki içerisindeyiz. Bu büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü öğrencinin öğretmen olarak dersine girdiğiniz zaman size bakış açısı değişiyor. Ama kurs sahibi olarak, sadece kurs sahibi olarak gördüğü zaman, o zaman parayı alan kişi olarak gördüğü zaman işler biraz daha değişiyor. Ama öğretmen olarak gördüğü zaman daha güzel bir ilişki, daha güzel bir diyalog kuruyorsunuz. Şimdi de yanımızda Metin Bey var. Merhaba Metin Bey, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Adım Metin Atmaca. Emekli eğitim müfettişiyim. 46 yıl devlete hizmet ettim. Daha sonra çok sevdiğim eğitim öğretimden kopamadım. Ortağım Aynur kızımızla birlikte devraldık. 3 yıldan beri bu kursu devam ettiriyoruz ama eğitimci gözüyle olaylara bakıyoruz. Bu nedenle de bizim diğer kurslardan çok büyük farkımız vardır. Kurumdaki görevinizden bahseder misiniz? Kurumda kurucu temsilcisiyim. Buradaki tüm eğitim, öğretim ve idari işlemlerin normal yürüyüp yürümediğini kontrol ederim. Aksaklıklar varsa onları gideririm. Gerekli ikazlarda bulunurum. Valilikte, emniyette, milli eğitimde, ticaret odasında, vergi dairesinde ve muhasebedeki işlerimizi takip ederim. Kaç kişilik çalışma ekibiniz var? 36 kişi
bir ekibim var. Şimdi öğretmenler çoğunlukta büro işlerinde 3 kişi çalışıyor, temizlik işinde 1 kişi çalışıyor. Bunun dışında bir de biz kurucular olarak çalışıyoruz. Başka bir personelim yok. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky and I do believe that we rely on. Kurumunuzun öğrenci kapasitesi ve derslikleriniz hakkında bilgi verir misiniz? İNA komple bize ait. Şöyle böyle 600 civarı öğrencim var. Kontenjanları bellidir. Milli Eğitim'in bize vermiş olduğu kontenjan neyse onu sabah, öğlen, akşam, hafta içi, hafta sonu diye iki etapta ayarladığımız için bu kontenjan 600-700 kadar olabiliyor. Ancak tabii bu üçüncü yılımız bu bina bize kafi gelmiyor. Göstermiş olduğumuz başarıdan dolayı yoğun bir talep var. İşte büyük bir bina arıyoruz. Daha büyük bina bulursak inşallah o binaya taşınacağız. The more I see, the less I know, the more I like to let it go. Vermiş olduğunuz eğitimler nelerdir? Vermiş olduğumuz eğitim bir orta öğretimin yani lise, hemşirelik, ebelik kursları var. Öğretmenler için, eğitim fakültesi öğrencilerimiz için kurslarımız var bütün branşlarda. Tarih, coğrafya, vatandaşlık, fizik, kimya, biyoloji, resim, müzik, beden eğitimi, bilgisayar öğretmenliği. Bunun haricinde A grubumuz var. Yani işte savcı, hakim, kaymakam, avukat, işte müfettiş, özellikle yani mali müfettiş, uzman gibi gençlerimize de kurs veriyoruz. Bu kurslar sonucunda birçoğu göreve gidiyor ve biz çok mutlu oluyoruz bir eğitimci olarak. Just to hear you sing it out. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe what we rely on. When I lay it on, come get to play it on. All my life to sacrifice. Hey oh. Öğrencilerinizden almış olduğunuz geri dönüşler nasıl Metin Bey? Buradan iyi bir eğitim alarak sınavları kazanıp atandılar. İzine geldikleri dönemde gelip elimi öpüyorlar. Hocam, size minnettarız. Gerçekten çok iyi bir eğitim verdiniz. Çok disiplinli bir kurumunuz var. Keşke herkes bir eğitimci gözüyle baksa olaya. Bizler gibi çocukların bütün ilgilerini toplayıp ihtiyaçlarını karşılasalar da herkes başarılı olsa. Hepsi bizim çocuğumuz, hepsi bizim evladımız. Kalite politikanızdan söz eder misiniz? Bizde kalite şudur. Amacına uygun eğitim yapmak. Buraya devam eden öğrenci iyi bir kurs alıp atanıp istikbaline kavuşmasını sağlamak. Onlar sınavları kazanıp da kurstan sonra atandıkları zaman onlardan çok ben mutlu oldum. Listen what I say, oh. I got your hey, oh. Now listen.